Merhaba dostlar. Rehber bir bölümle birlikteyiz bugün. Bu bölümde sizler için Motosparta'nın Mecidiyeköy'de yeni açmış olduğu motosiklet ekipmanları, aksesuarları ve yedek parça mağazasını bir ziyaret edelim istedik. Ve güncel ekipman fiyatları ne durumda? Bu mağazada hem yedek parça konusunda hem de ekipman aksesuar konusunda hangi markalı ürünler var, neler var, kimlere hitap ediyor? Onları sizlerle paylaşalım istedik. Gelin beraber şimdi mağazaya bir girelim ve içeride neler var, neler yok birlikte bir bakalım. Oo Mete. Abi hoş geldin. Burada mıydın sen ya? Buradayız abi. Oo eyvallah. Ben nasılsın? Burası yeni açılınca dedim yeni arkadaşları falan göreceğiz herhalde. Yeni arkadaşlarımız da var. Kerem Bey. Oo merhaba Savaş Kerem Bey. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Biz Hasanpaşa'ya dün uğradım da oradaki arkadaşlar söyledi. Biliyorsun ben ara ara orada geziyorum. Ne var ne yok yeni falan diye. Evet. Dediler Mecidiyeköy'deki mağazamız açıldı. İstiyorsan bir gidin orayı da bir ziyaret edin bir görün. Orada da değişik ürünler var dediler. Ben de takipçilerimiz için onlara böyle ara ara rehber bölümde bölümler çekiyorum. Rehber niteliğinde. Evet. Burayı da bir görüntüleyelim dedik. En azından hani Anadolu yakasında evet bu tarz mağazalar çok zaten sizin bayağı bir mağazanız oldu orada ama burada da ilk galiba değil mi? Doğru. Avrupa yakasındaki ilk mağazamız. Çok güzel. Mecidiyeköy'de. Memnun olduk abi. Hoş geldin. Eyvallah. Tekrar. Sağ ol. Ben o zaman şöyle ürünler hakkında kombin fiyatları, bir kombin mombin bir şeyler de yapalım. Olmazsa bir takipçilerimizi bu vesileyle bilgilendirmiş olalım. Tabii ki. Ama şöyle bir genel bir görünümü bir çekeyim de mağaza nasıl bir mağaza ben de bir görmüş olayım. Tabii. Ondan sonra bir sohbet ederiz seninle. Tamamdır abi. Tamam. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler size de. Mağazanızı beğendim. Bunu teşekkür söyleyeyim öncelikle. Şimdi tabii Mecidiyeköy'de böyle bir mağaza açmamız güzel bir fikir bence. Ama Mecidiyeköy niye? Yani Avrupa yakasında açmanız güzel de Mecidiyeköy niye? Şöyle aslında dediğin gibi Mecidiyeköy'deki ilk mağazamız. Anadolu yakasının farklı noktalarında birkaç mağazamız var. Bunlar tabii ki belirli kriterler göz önünde bulundurularak seçiliyor. Burada da ilk mağazamızı aslında sunduğumuz hizmetin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte doğru bir lokasyon, ulaşımı kolay olan bir yer olması adına birçok kriter değerlendirilerek seçildi. Mecidiyeköy'de olmamızın en büyük avantajlarından biri şu, baktığınızda ulaşım anlamında köprü, işte Büyükdere Caddesi. Ya bu arada caddeye bayağı yakın evet, çok burası. Yakın. Profilo AVM gibi hani çok bilinen. Oraya da çok yakın. Çok yoğun kullanılan güzergahların birleşim noktası gibi bir yer burası. Yine sahip olduğumuz birçok üst düzey markanın yanında burada ilave olarak yine dünyada kabul görmüş çok büyük bazı markaları da bünyemize kattık bu mağazada. İşte İtalyan menşeli Dainese gibi. Evet onu lafını kesiyorum. Ben de şöyle gezerken fark ettim. Diğer mağazalarda görebildiğim markalar burada yok. Ama burada görebildiğim markalarda diğer mağazalarda yok. Hatta evet. Benim beni sıkı takip eden takipçilerim biliyorlar. Sizin Pendik mağazasınızı ziyaret edip bir Dexin V2 kaskı vardı. Artık onu bütçemize ayarladık. Bayağı bir zaman oldu. Almaya karar vermiştik. Ben aslında buraya gelmişken onu da alırım diye düşünüyordum ama anladım. Burada yok anladığım kadarıyla evet, değil mi? Evet şu an için yok. Hasanpaşa 2 mağazamızda mevcut var. O neyse markaları. Artık oradan temin edeceğiz ya da Pendik evet. Yakın bana Pendik'ten alırım artık. Tabii ki yani istediğiniz yerden teslim alabilirsiniz o konuda sorun yok biliyorsunuz. Burada farklı olarak dediğim gibi İtalyan Dainese AGV gibi yine kasklarda çok Japon... güzel kask çok güzel mont modelleri gördüm ya. Evet İçim kesinlikle yani markaların iyi ve kaliteli oluşunun ötesinde çeşitlilik anlamında da oldukça güzel bir ürün yelpazemiz var. Zaten gezdiğinde de fark etmişsindir abi. Bu bahsettiğim markaların hani mümkün olan, mevcut olan tüm modellerini sergilemeye çalışıyoruz. Buna ilaveten mesela bu markalar birçok kullanıma hitap ettiği için ürün portföyü anlamında biz burada kullanıcıların işini kolaylaştırmak ve doğru yönlendirme yapabilmek amacıyla bazı kullanım
şekillerine, motosiklet çeşitlerine göre de bazı kombinler hazırladık. Gruplandırdınız değil mi? Evet. Anladım. Yani işte adventure, süper sport, scooter atıyorum kesinlikle gibi. Kesinlikle öyle. Anladım. Burada hani kullanıcılar tabii ki kendi kombinlerini de yaratabilirler. Biz de kendi tecrübemiz dahilinde bazı ürün kombinleri hazırladık. Dilersen onlardan da bahsedebilirim. Tamam, onun için yardımını rica edeceğim. Evet. Ben şöyle hızlıca bir gezdim. Genel görünümü çekmek amacıyla ama şöyle beraber istersen tek tek standları da gezeriz. Tabii. Dediğim gibi çok güzel modeller var. Mesela şu Dainese'in botlarını falan gördüm. Bayıldım ya. Mont var bir tane. Hiç görmedim. Bugüne kadar hiç görmediğim bir mont var orada. Evet. Hani baktığımız zaman. Tabii sadece bunlar tabii üst segment modeller. Tabii. Ama diğer tarafta hani ilerlediğim zaman biraz daha ileride şeyi de gördüm. İşte Skoyko ve doğru. Neydi sen söyle markayı. ProSave markasının da. Bunlar da mevcut. Aslında tüm çeşitliliği barındırmaya çalışıyoruz. Bu bizim diğer mağazalarımızda da böyleydi biliyorsun abi. Hani üst segment, orta segment ve giriş seviyesi tüm ürün gruplarını bulundurmaya çalışıyoruz. Burada da uygun gördüğümüz dediğiniz gibi Skoyko gibi, ProSave gibi markalara da yer verdik. Yine bir yenilik olarak bu mağazada Tayvan menşeli Zeus marka kaskları da bünyemize aldık. Onu gördüm ya. Bayağı güzel bir kask ama fiyatı ilgimi, dikkatimi çekti. Evet. Fiyatını söylemiyorum şu anda. Gezerken bakalım. Orada bir bilgi alalım. Hem fiyatı görsün takipçilerimiz hem de kesinlikle. O yeniliği kaskı de görsün. Yedek parça da var. Yedek parça da var. Bu mağaza iki katlı bir mağaza. Gördüm şu yandan giriyorsun galiba. Evet. Giriş katımızda motosiklet ekipmanları, aksesuarları, giyim ağırlıklı bir ürün yelpazemiz var. Alt katta da komple motosiklet yedek parça ve motosiklete dair aslında çok fazla ürün çeşidinin yer aldığı bir mağaza var. Burada şeyi sormak istiyorum. Hasanpaşa'daki mağazalarda orada 4 mağazanız oldu. Ayırmıştınız şeyleri. İşte hani perakende yedek parçacı ayrı, toptan yedek parçacı ayrı diye mağazaları ayırmıştınız. Evet. Burada ikisine de hizmet veriyor musunuz? Burada yedek parça bölümümüzde hem perakende hem toptan satışımız i̇kisine mevcut. İkisine de. Doğrudur. Anladım. Yani tamircilere, servislere de satış yapıyorsunuz. Kesinlikle. Normal perakende müşterisine de kesinlikle satış öyle yapıyorsunuz. İstiyorsan şöyle bir beraber gezmeye başlayalım abi. Bakalım. Girişten başlayalım. Başlayalım benim abi. Beğendiğim montun yanındasın şu an. Evet. Gerçekten bu herhalde komple full deri bir mont. Evet, komple deri bir mont. Dainese'nin San Luis modeli. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Sade. Komple deri bir ürün. İçerisinde çıkarılabilir bir termal astarı mevcut. Yine onun altında hava almayı sağlayan bir mesh astar mevcut. Bu ürün standart omuz ve dirsek koruması ile birlikte geliyor. İlaveten arka tarafında bir sırt koruması için bir cebi var. Dilerseniz buraya bir sırt koruma sırt ilave edebiliyorsunuz. İlave edebiliyoruz. Doğrudur. Evet. Tarz olarak da baktığımızda cruiser, chopper, retro dediğimiz tarzda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış model olarak. Bu bahsetmiş olduğun hani konsept şöyle yukarıdan aşağı doğru baktığımız zaman o değil mi yani? Evet, hani evet. Bahsettiğim işte pantolon var. Evet, bir Kevlar destekli bir pantolon var. Yine full korumalı bu monta uyum sağlayabileceğini düşündüğümüz tarz olarak ayakkabılar mevcut. Yine yazlık ve mevsimlik eldivenler, deri ya da tekstil seçenekleriyle. Bir de tabii asfalt sürüşüne uygun, dik oturuş pozisyonuna uygun, az önce bahsettiğimiz kullanımlara uygun bir Arai'nin Profile V kask modeli. Bu da fiberglass kabuk yapısına sahip, Double D bağlantılı, oldukça güvenli sürüş sağlayan bir model. Tamam abi. Burada diğer mağazalarınızdan farklı olarak bir şey dikkatimi çekti. Evet. Diğerlerinde işte kare kodu okutarak fiyat öğrenebiliyordu müşterileriniz ama burada bildiğimiz etiket mi var? Bunlar nedir bu etiketten şöyle, bahsetsen abi. Şöyle bu mağazamızda ilk defa uygulandı abi dediğin gibi. Elektronik etiket sistemine geçtik burada. Bu etiketler ürünlerimizin sistemimizdeki güncel fiyatlarını ve diğer bilgilerini çekerek ürünlerin üzerine yansıtıyor. Burada herhangi bir güncelleme olduğunda herhangi bir müdahale etmeden otomatik olarak bu güncelleme gerçekleşiyor. Onlar kağıt değil yani. Bunlar dijital. Dijital evet. Öyle dijital mi? Bunlar. Kağıt gibi duruyor ya. Evet. Ve üzerinde fiyatın yanı sıra ürünün marka modeli, onun dışında yine
web sitemizdeki ürün kartına bağlanmasını sağlayan kare kod. Bunu yine okutup aynı eski sistemdeki gibi web sitemizde de ürünü inceleyebiliyorsunuz ve alışveriş yapabiliyorsunuz. Süper abi. Böyle bir teknolojiye geçtik. Vallahi harika. Müşteri buraya geldiğinde de tabii ki kare kod okutup görebiliyordu ama şu anda oradan ürün fiyatlarını direkt ürün fiyatı görmesi de bir avantaj görebiliyor, aslında. Evet. Aynen öyle. Şurada bana hitap eden bir kısım var anladığım kadarıyla. Evet. Adventure, dik oturuş pozisyonu. Doğrudur. Biraz daha uzun tur tipi değil mi? Burada da evet. Bahsettiğiniz kullanım şekillerine uygun bir kombin yaratmaya çalıştık. Yine burada Dynacy'nin bir Gore-Tex özellikli bir montu var. Gore-Tex biliyorsunuz bazı markalarda özellikle ısı yalıtımı ve su izolasyonu noktasında ön plana çıkan bir ihtiyaç. Ve bu markada bu teknolojiyi bu üründe kullanmış. Suya karşı koruma sağladığı gibi cildin hava almasını da sağlayan bir yapısı var Gore-Tex teknolojisinin. Yine bu montta az önce baktığımız üründeki gibi oldukça ergonomik çıkarılabilir bir iç astar yapısı var. İkinci katmanı gayet iyiymiş. Yani. Evet, oldukça güzel. Dikkatimi çekti yani. Fermuarlı pratik bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Yine az önce bahsettiğim gibi omuz ve dirsek korumaları standart geliyor. Ama bu modelde bu içindeki korumaların dışında yine özel bir tekstil desteğiyle dışarıdan ekstra, da bir şey dışarıdan var, da bir koruma sağlanmış. Yine montun ön ve arka tarafında hava almaya yardımcı olan fermuarlı bölümleri mevcut. Bunlar da yine sürüş konforunu arttıran unsurlar, içliğini çıkardığınızda farklı mevsimlerde de kullanmanızı sağlayan bir avantaj sağlıyor. Tamam, yine abi. Buna uyumlu olarak AGV markalı AX9 modeli terekli kaskımız. Bu kaskta yine Enduro Adventure kullanımında avantaj sağlıyor. Tereyi sökülebiliyor. Ve bununla birlikte yine botlarda, eldivenler de yine aynı şekilde Gore-Tex özelliğine sahip bu bahsettiğimiz kullanım şeklinde kombinimizi tamamlamaya yönelik tasarlanmış durumda. Bunların hepsi korumalı ve Gore-Tex özelliği olan ürünler. Mevsim itibariyle ve bahsettiğimiz sürüş şekli itibariyle tüm ihtiyaçları karşılayan bir ürün grubu bu da. Tamam abi. Burada da artık cadde süper sport kullanımı mı? Evet, doğrudur. Gençlere hitap ediyor biraz. Burada daha süper sport kullanımı için tasarlanmış modellerimiz mevcut. Bu deri montumuz bir kadın modeli. Bu da yine ilk baktığımız San Luis modelindeki gibi komple deri ama bazı bölümleri hava alabilmesi adına tekstil olarak tasarlanmış. Yine hava alabilecek yapıda mesh astarı mevcut. Sırt koruma cebi yine mevcut bu modelde de. Standart olarak gelen omuz ve dirsek korumalarına ilaveten bunda farklı olarak şöyle gösterebilirim. Ekstra bir plaka kullanılmış. Bu plakalar sürtünme veya farklı türde aşınmalardan kaynaklı değiştirilebilecek bir yapıda monte edilmiş monta. Dolayısıyla bu da montu uzun süre kullanabilmenize imkan sağlayan bir detay. Onun dışında burada yine AGV markasının kaskı var. Çok başarılı, çok beğenilen bir kaskı var. 46 serisi. Evet, AGV Pista GPR modeli. Bu da yine karbon kabuk yapısına sahip, asfalt ve pistte oldukça maksimum derecede güvenli sürüşü sağlayan, hafifliğiyle, ergonomisiyle, aerodinamiğiyle ön plana çıkan bir model. Yine süper sport kullanımına uygun full korumalı eldiven grubu, avuç içi koruması ve eklem korumaları ile birlikte altında da yine kullanıcının tercihine ve ihtiyacına göre kısa ve uzun, yani kaval koruması olan ve olmayan. Şurada var. Evet. Korumalı modelleri. Farkı şöyle kısaca bahsedebilirim istersen abi. Tamam. Şu uzun modelde dediğim gibi ekstra bir kaval koruması mevcut. Yanındaki korumalar, topuk koruması ve tabanındaki koruyucu plakalar. Bunun yanında diğer farklı markalardan ayrışan bir özelliği de bu botun. Mafsallı
diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Hmm. Şöyle gördüğünüz gibi şuradaki esnek alan motosiklet üzerinde ve motosiklete inip binerken aslında bir hareket kabiliyetinizi arttıran bir detay. Bu noktada da hem güvenlik anlamında hem kullanım anlamında kullanıcının hareketini sağlayacağı faydayı arttıran bazı detaylara sahip. Tamam abi. Kaskların kralı burada. Evet. Arai çeşitlerini görüyoruz. Evet, Arai'nin çeşitleri burada. RX-7 Evo Quantic Profiling burada peki gibi. Ben Arai markası yani en güvenilir kask, en iyi kask diyelim. Hmm. Öyle zaten. Evet. Almaya kalktım ama bütçemde öyle hani 30-40 bin lira verecek kadar değil. En hesaplı Arai kaskım hangisi mesela? Ona bakalım hemen burada. Aslında şöyle. Şurada beyazı var mesela, evet, değil mi? Dediğiniz gibi öyle bir algı var. Genelde ön plana çıkan en üst düzey modeller baz alınıyor bu yorum yapılırken. Evet. Ama aslında belki de sizin ihtiyacınıza uygun olan model daha ekonomik olabiliyor. Aynen öyle. Örnek vermek gerekirse de az önce söylediğiniz gibi Profile V modelinin beyaz kaskında şu an yaklaşık 13 bin lira civarı bir fiyat var. Peki bu noktada şu geldi aklıma. Şu an dedin de şimdi hani genelde biliyorsun açılışta firmalar bir açılış indirimi yaparlar. Sizde de böyle bir açılış indirimi mevcut mu şu an? Evet, biz bu yeni ürün grubumuzda AGV, Arai ve Dainese markasının ürünlerinde şu an Mecidiyeköy mağazamızda %5 bir indirim uyguluyoruz. Etiket fiyatından mı? Doğrudur. Hmm. Bu noktada da firma olarak sunabildiğimiz en uygun fiyatları sunmaya çalışıyoruz. Yani şurada 13.900 demiş, 14 civarı. Orada evet. %5 geri geliyoruz almak doğrudur, için. Doğrudur. Burada yine iyi bir marka. MT Helmets daha hesaplı ürünler değil mi? 2000 lira evet. Görüyorum. 5.750'ler görüyorum. O da kabuk yapısına göre değişiyor. Şöyle aslında bu alt sıradaki modellerimiz şu 3 model MT Helmets'in karbon kabuk yapısına sahip olan üst düzey modelleri. Bunlar da şu an denk geldi diyebilirim abi. Çok ciddi bir kampanya var. O ne ya? 10.500'den 5.750'ye mi düşmüş? Evet, yani bu fiyatlarda karbon Allah kask Allah. Almak şu sıralar biraz zor. Şimdi kaskı zor. Değiştirsek mi ne yapsak? Vallahi bayağı iyi fiyat böyle, ya. Böyle güzel sürprizler de çıkabiliyor zaman zaman. Peki bu indirimden zaman. De %5 geliyor mu geri? Bundan gelmiyor. Gelmiyor. Az önce söylediğim gibi var. Yeni markalarımızdaki anladım. Özel bir durum söz konusu. Anladım abi. Gelelim şu markaya. Zeus marka kask. Bu kask benim çok dikkatimi çekti. Demin hani sohbet ederken de bahsetmiştin. Doğru. Bu kask abi ben daha önce görmemiştim. Biraz bahset istiyorsan kasktan. Tabii şöyle kısaca bahsedelim. Zeus kaskların... Şimdi aslında Zeus daha önceki yıllarda Türkiye'de satışı yapılmış bir marka. Ama uzun bir süredir de Türkiye'ye getirilmeyen ve satılmayan bir marka. Biz dediğim gibi bu yeni ürün gruplarımızla birlikte Zeus'u da bünyemize kattık. Firma aslında çok güçlü bir firma. Yüksek adetlerde üretim kapasitesi olan bir firma. Polikarbon, fiberglass ve karbon gibi farklı kabuk yapılarıyla üretim yapan bir firma. Peki. Şu an elimizde polikarbon kabuk yapısına sahip olan kapalı ve çene açılır modelleri mevcut. Bu kaska baktığımızda aslında fiyat performans ürünü olduğunu ya söyleyebiliriz. O dikkatimi çekti. Zaten tasarımları çok güzel. Hani her zaman söylüyorum lafını kestim. Estağfurullah. Bakma. Yani 1800 lira 50 lira gibi fiyatlar var. Evet. Ki buradan %5 geliyor mu geri onu sorayım. Şöyle bundan da geliyor. 1850 lirayla 2750 lira aralığında bir fiyat söz konusu. Bir fiyat aralığı var evet. Daha yukarıki modeller evet, değişiyor. Evet. Modeline, boyasına, şeyine göre tabii değişir. Tabii ki kaskın özelliklerine göre değişiyor. Vallahi çok uygun yani. En büyük avantajlarından biri de şimdi ekonomik olan kaskları genelde kullanıcılar daha sık kullanım alanlarında tercih ediyorlar. Ve kask biliyorsunuz ki çok sık kullanıldığında deforme olması muhtemel bir ürün. Bu noktada Zeus'un sunmuş olduğu en büyük artılardan biri yedek parça tedariği. Ciddi anlamda vizör, iç pedler gibi zaman zaman ihtiyaç duyulan parçaları kolay kolay tedarik edilebilen bir marka. Öyle mi? Ha. Evet. Ya ben birçok şey yorum yapamıyorum çünkü bildiğim bir marka değil. Evet. Şimdi gerçeğini söyleyeyim. Burada dikkatimi çekti ama tasarım olarak hani böyle ekonomik ürünlere göre, fiyatlara göre, markalara göre fiyatının gayet kesinlikle uygun olduğunu öyle. Gördüm yani. Kesinlikle ve tabii birçok renk seçeneği de mevcut. Aynen. Bu da seçim yapma noktasında
avantaj olarak sunulabilir. Evet. Bir fırsat yani şu anda böyle bir şey olması. Evet. Peki burada. Abi buraya hazır gelmişken burada bir tane bir kombin yapalım mı? Mesela şu an tabii. Havalar soğuk gidiyor. Hani yazlık değil de mesela şurada şunu alayım. Ben şunu beğendim. Evet. Kamuflaj. Tabii. Bu montu aldım ben. Tamam evet. Mı abi? Bu montu alayım. Şöyle. Sonra onun altına da bana mesela ayakkabı ne vereceksin? Var mı onun altına ayakkabı verebileceğin? Ve pantolon. Pantolon buradan birlikte bakabiliriz. Tamam abi. ProSave'in iki farklı modeli mevcut. Bir tanesinin ekstra özelliği diz kısmında titanyum koruma oluşu. Tamam. Burada tabii tasarımına göre ve... Ona rağmen de 1810 lira fiyatı var. Evet, değil mi? Yani bu pantolonların aynı zamanda çıkarılabilir iç astarı da mevcut. Tamam, onu da aldım abi. Bunu da ekleyelim. Bu ikisini aldım. Bir tane kask da eldiven ve şey vereceksin bana. Evet. Yine uyum sağlayabilecek yapıda fiyat performans grubu Skoyko'nun. Bu havada kullanabileceğim. Evet, bu havada kullanabileceğiniz. Kırmızıyı severim abi. Onu da aldım. Şu eldiveni de tavsiye ederim. Tamam. Peki. O zaman bir tane de şey Zeus kask vereceğim bana. Değil tabii. Mi? Birlikte bakalım abi. Tamam. Benim zevkime uygun olsun. Evet. Dur şimdi abi. Dur bakayım. Öyle tabii ki hani böyle renkli gözlü mözlü olmaz. Şöyle bakıyorum. Abi şunu beğendim. Şunu. Evet. Aynen o. Nardo rengi gri. Falan. Nardo gri. Günümüzün evet. Şey rengi. Onu da alalım abi. Bunu da aldık abi. Kamuflaja da gider. Doğrudur. Evet, bir tane de ayakkabı getirdin bana Mete. Evet, abi. Ne abi, o Dynast'ten mi aldık? Evet, Dynast'ın bir modeli. Hani birçok mevsimde kullanabileceğimiz bir model. Tarzda bir model. Gore-Tex özelliği var. Hmm. Ve buna rağmen fiyatı da nispeten uygun bir model. Tamam. Diğer modellerle kıyasladığımızda. Tarz olarak da bunlara uyumlu olacağını düşünerek. Tamam, o zaman tabii yaptım. Ki bu ekipmanı ne koyacağız? Olmazsa olmazımız ne? Evet. Hemen bakıyoruz şurada. Bir adet yeleğimiz abi. Çünkü zaten kapkara. Yelek. Üzerinde reflektör var ama siyah. Evet. Ben reflektörlü yelekle kullanmayı tercih ediyorum. Doğru. Bu da yine Skoyko'nun bir ürünü. Biliyorsun abi bunun çok fazla çeşidi var. Skoyko bu noktada hani kumaşın kalınlığıyla, tasarımıyla ve sık kullanma durumlarını düşünerek oldukça mukavemetli bir ürün tasarlamış. Bunu da kombine ilave ediyorum. Tamam abi. Bunların toplamı yaklaşık 12-13 bin TL aralığında tutuyor. Yani bir normal kask parasına şey alıyorum şu anda. Evet, full, yani kendimi onu... koruyacak, yolda görünür olacağım. Kesinlikle öyle. Yağmurdan, hava şeyden, soğuktan etkilenmeyeceğim. Bunu giyip çıktığım zaman burada tamam, işim bitti yani şu anda. Doğru. Yani üst düzey bir markanın neredeyse bir kask fiyatına aslında tüm vallahi ihtiyaçlarımızı süper. Gidermiş olduk burada. Süper. Süper. Şey sorayım, taksit imkanınız var mı? Tabii ben genelde taksitle artık bu dönemde alışveriş yapıyorum. Evet, taksit imkanımız mevcut. Mail order yöntemiyle taksit yapabiliyoruz. Tamam. Burada hem vade farkı uygulamamış oluyoruz, hem de tüm banka kartlarına, yine sistemin müsaade ettiği taksit tutarlarında, orada kart bilgilerine girdiğimizde zaten sistem bize bilgi veriyor. Hangi kartta ne kadar taksit yapıldığı ile ilgili. O şekilde de ödeme kabul edebiliyoruz. Tamam abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki abi, yani bayağı aydınlatıcı oldu. Hem mağazanızı tanımış olduk, hem de güzel bir kombin yaptık. Zeus marka kasklarla tanışmış olduk. Evet. Bundan sonra aklımın köşesinde o olacak. Hani ekonomik soran olursa ekonomik kask alın. Bize çok geliyor bu tarz sorular. Onu da onunla da bir bakmasını isteyebilirim. Meteciğim teşekkür ederim. Biz teşekkür sen ederiz. Artık burada mısın yoksa Hasanpaşa'da da görüşecek miyiz? Ben buradayım. Buradasın. Abi. Buraya evet. Senin çayını içmeye buraya geleceğiz. Her artık. Zaman bekleriz. Tamam abi. Biz de çok memnun olduk geldiğiniz için. Ne demek? Tamam. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Görüşmek üzere abi. Evet dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde böyle size rehber niteliğinde yapalım istedim. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zaman olduğu gibi videodan çıkmadan beğeni butonuna basarsanız seviniriz. Kanalımıza bu videoyla rastlayan dostlarımızla tabii ki kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmaya bekliyoruz. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın diyoruz. Kendinize